türev alma kurallarının soru çözümünü arkadaşlar bu ders itibariyle bitiriyoruz. Bundan sonra türevin geometrik yorumuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu ders çözdüğüm soruları da çok dikkatli izleyin. Evet, parçalı fonksiyonun türevlenebilen bir parçalı fonksiyon verilmiş sorumuzda. A ve B değerlerini sormuş. Evet, başlayalım hemen. Bir fonksiyon arkadaşlar neydi? Bir fonksiyonun bir noktada türevinin olabilmesi için sağdan türev, soldan türeve eşit olmalı. Hatta türevli fonksiyonlar kesinlikle sürekli olmak zorundaydı. Şimdi bakalım. Burada hem türevin sürekliliğini kullanacağız şu parçalı fonksiyonun, hem de türevliliğini. Bakın. Şimdi diyor ki fonksiyonun birden küçükken, birden küçükken kritik noktası. Arkadaşlar bu fonksiyon her noktada türevli mi? Her noktada türevliyse, her noktada türevli bir fonksiyon sorusu varsa siz direkt kritik noktaya bakın. Kritik noktadaki sorunu hallederseniz, kritik noktada da fonksiyonun türevli olacak şekilde değerlerini bulursanız fonksiyon her noktada türevli olmuş olur. Diyor ki fonksiyon her noktada türevli. Bizim kritik noktamız ne? 1. Biz 1 için sağdan soldan türev, 1 için sağdan soldan limite bakacağız ve 1'deki değere süreklilikten dolayı. Bakın arkadaşlar. Şimdi 1'den küçükken bunun türevi ne yapıyor? Buranın türevi 12x yaptı. Evet, A'nın türevi 0 oldu. 1'den büyükken ne yaptı arkadaşlar türevimiz? 4bx'in türevi 4 arkadaşlar ne yapıyor? Erdem bugün tahta gerçekten dersi sabote etmek için her şeyi yaptı. 4 çarpı B çarpı X üzeri 3 arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne diyor? F'in türevinin 1'in sağdaki türevi, F'in türevinin 1'in solundaki türevi, sağındaki ve solundaki türevi. Konuşamadım. Sağında evet, 1'den büyük değerler için sağındaki türevi nedir? 4B'dir arkadaşlar. 1'in solundaki 1'den küçükkenki türevi nedir? 12x'te x yerine 1 yazarsan 12'dir. Ne yapar? 4b 12 ise b ne çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Erdem bu tahtaya gerçekten bir haller olmuş. Şimdi bir de şuna bakacağız arkadaşlar. A'yı bulmak için fonksiyonun bir noktasındaki sürekliliğine bakacağız. Yani limit x 1'e giderken, 1'e sağdan giderken fx eşit limit x 1'e soldan giderken fx eşit f1. Bu da süreklilikle ilgili. Bakın şu kısım ne? 1'e sağdan giderken 1'den büyük değerlere direkt götürüp şurada 1 yazacaksınız. B çarpı x üzeri 4 artı 7'de x yerine 1 yazarsan ne yapar orası? B artı 7 yapar. 1'in 1'den küçükken 1'in solundaki, yani şurada götürüp x yerine 1 yazarsanız 6x kare artı a'dan 6 artı a yapar. Zaten f1'i yazmanıza gerek yok. F1 1'in sağındaki şununla aynı şey arkadaşlar. Biz B'yi kaç bulduk? B'yi 3 bulduk. B'miz 3. 3 artı 7 eşittir 6 artı A. 10 eşittir 6 artı A'dan A ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. B'miz 3'tü, A'mız 4'tü. Bize A çarpı B'yi sormuş. Cevabımız 12 bulundu arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey, fonksiyonun kritik noktasındaki türevi sağdan ve soldan türevinin eşit olmasıyla kritik noktasındaki türevinin varlığından söz ediyorduk. Bazen işte bu soruda olduğu gibi sağdan ve soldan türevi almayla tüm sorulanları bulamayabilirsiniz. Bir de ayrıca sürekliliğini kontrol etmeniz gerekiyor. O kritik noktadaki sağdan limit ve soldan limiti de eşitlemeniz gerekiyor dedim. Diğer soruya geçtik. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. 2 çarpı f'in tersinde x artı fx 3 eşitliğini sağlayan fx fonksiyonu için f bileşke f'in türevinde x'i sormuş. Arkadaşlar ne yapacağız hocam biz bu soru için? Bakın yapmanız istenilen şey burada şu aslında. Fofx'i elde etmeniz lazım. Şu eşitlikte biz bir fofx elde etmemiz lazım. Bunun için bu eşitliğin tüm her iki tarafını sağdan f fonksiyonuyla bileşki işlemine sokacağız. Yani sağdan. Bakın şunu da, bunu da, bunu da sağdan. Bakın o ne yapar? 2 çarpı. Şuraya yazayım bir saniye. Şuradan devam edelim. 2 çarpı f'in tersi bileşke fx. Şu ifadeyi arkadaşlar sağdan, eşitliğin her iki tarafında sağdan fx ile bileşke işlemi uygulayacağız. Az önce sol mu dedim acaba? Sağdan arkadaşlar. Şimdi geldim ikinci fx'e. Artı ona sağdan bileşke işlemi uyguladım fx'i. Bir de 3 bileşke fx. Evet arkadaşlar, bir fonksiyonun tersiyle kendisinin bileşke işlemi birim fonksiyonu vermez mi? Birim fonksiyonu nedir? Fx eşittir x fonksiyonudur.
Ne yaptı burası? Bir de 3 bileşke fx ne demek? Fx'i götürüp 3'te yerine yazmak demek. Burası direkt 3'tür zaten. Ha bakın çok güzel bir şey elde ettik. Şurası ne yapar? 2x artı f bileşke fx eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Şu kısım ne çıkar arkadaşlar? 2x'i karşı tarafa alırsak. F bileşke fx eşittir 3 eksi 2x. Bize ne sormuş? F bileşke fx'in türevi sorulmuş. F bileşke f'in türevi arkadaşlar. 3 eksi 2x ifadesinde türev ne olur? Sadece 3'ün türevi 0'dır. Eksi 2x'in türevi eksi 2'dir. Cevabımız eksi 2 bulunur. Yapmanız gereken şey eşitliğin her iki tarafında f ile bileşke işlemine tabi tutmak. Bakın bu f ile bileşke işlemine tabi tutma olayı fonksiyonları da çok kullanılır. Bu soru içinde ben bu yöntemi kullandım. Başkaca çözebilir miydik? Çözebilirdik arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakın. Sorumuza dikkat. F fonksiyon, f'in türevi ve f'in ikinci türevi süreklidir diyor. F'in türevinde 0 0'dır. Buraya çok dikkat. Buraya dikkat edin. Burada bir şeyler var demek ki. Her x eleman r için fx fonksiyonu neye eşitmiş? Fx fonksiyonu fx'in türevinin karesine eşitmiş arkadaşlar. Böyle bir fonksiyon tanımlamış. Bir de fx'in türevi, f fonksiyonunun türevi 0'dan farklı demiş. Buna göre f türev 6 demiş. Arkadaşlar şu ifadenin her iki tarafının türevini alacağım. Buranın her iki tarafının türevini alırsam f türev x eşittir. Bakın o ifadenin her iki tarafını, şuranın her iki tarafının türevini aldım. Oranın her iki tarafının türevini alırsanız f türev x eşittir. Bakın şurada ne kuvvet düşürme yapacağız. 2 başa geldi. Üst bir azaldı. F türev x oldu. Çarpı içinin türevi. F'in ikinci türevi x yapar. Arkadaşlar soruda bize demiş ki f'in türevinde x sıfırdan farklı. O zaman siz bunları böyle direkt götürebilirsiniz. 2 tane f'in ikinci türevinde x 1'e eşit olur. Buradan f'in ikinci türevinde x 1 bölü 2. Aslında bu soruda biraz da integral var arkadaşlar. İntegral. Şimdi bize ne diyor? F türev 6 diyor. Şimdi biz f'in ikinci türevinde x'i 1 bölü 2 bulduk. Yani fonksiyonun ikinci türevi sabit sayı çıkmış. Neyin türevi sabit sayıdır arkadaşlar? X değişken. Mesela 3x'in türevi nedir? 3'tür. 5x'in türevi nedir? 5'tir. 9 bölü 2x'in türevi nedir? 9 bölü 2x'tir. Şimdi dikkat edin. F'in ikinci türevinde türev 1 bölü 2 ise f'in kendisi arkadaşlar. F'in kendisi x bölü 2. Artı bir de sabit sayısı olabilir bunun. Çünkü türev alınca sabit sayısı 0 oluyor ya. Ona da c dedik arkadaşlar. İntegral bilenler ne yaptığımı anladı aslında. Bize de demiş ki soruda f türev 0 0. F türev x'te x yerine 0 yazarsak 0 oluyorsa o zaman bu c sabit sayımız yok demektir. Yani fonksiyonumuz şu. Direkt f türev x arkadaşlar x bölü 2'ye eşit. Neyi sormuş? F türev 6 sorulmuş. F türev 6 neye eşit arkadaşlar? 6 bölü 2'den cevabımız 3 bulundu. Evet arkadaşlar bu soru da güzel, kaliteli bir soru. Dikkatli bir şekilde dinledikten sonra bir daha çözebilirsiniz. Şurada yaptığım işlem aslında f'in ikinci türevinde x'i 1 bölü 2 bulup f türev x'e geçtiğim işlemde aslında ben burada integral aldım. Ama basit siz neyin türevinin 1 bölü 2 olduğundan yola çıkarak f türev x'in zaten x bölü 2 olduğunu anlarsınız. Ama basit bir integral almadır. O çok zor bir şey. Deli integral konusunda da zaten onları göreceksiniz. Geldik buraya. Evet, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı türevlenebilir f ve g fonksiyonları için fx artı f türev ikinci x 0. Demek ki fx ile f'in ikinci türevinde x'in toplamı 0, bir yerde bunu elde edeceksiniz soruda. Gx'i de vermiş. Arkadaşlar bence bunun her iki tarafını ben bir türevini alayım. Yani şu eşitliğin her iki tarafının bir türevini alalım. Alayım. Şunun da türevi, şuranın da bir türevini alalım arkadaşlar şurada. G türev x eşittir. Şimdi bakın şurada fx'in karesi nasıl alıyorduk türevi? Üst başa geliyordu. Üst bir azalıyordu. İçinin türevini alıyorduk. Geldim. F türev x'in karesi. 2 başa geldi. F türev x kaldı. Bir de içinin türevini aldık. F türev x'in bir daha türevini alırsam f ikinci türev x yaptı. Devam edelim. G türev x ne çıkar? Bakın burada paranteze alabileceğiniz şeyler var. 2 çarpı f türev x parantezini alabilirsiniz. 2 çarpı f türev x parantezini alırsanız burada ne kalıyor? Fx artı
F, ikinci türev X kaldı. Arkadaşlar bunu biz nerede gördük? Soruda bak burada gördük. Bak bize bunu ne vermiş? 0 vermiş. Şurası nedir o zaman? Burası 0'dır. Bunu çarparsan o zaman G türev X neye eşit oldu? 0 oldu. Hayda. Evet. Fonksiyonun türevi 0. Neyin türevi 0'dı arkadaşlar? Sabit fonksiyonun türevi 0'dı. Gx'in türevi 0'sa demek ki Gx sabit fonksiyondur. G'nin 2'deki değeri kaç arkadaşlar? 5. G'nin 2'deki değeri 5 ise G'nin 3'teki değeri de 5'tir. G'nin 10'daki değeri de 5'tir. G'nin eksi 1'deki değeri de 5'tir. Çünkü Gx sabit fonksiyon. G'nin 4'teki değeri o da 5'tir arkadaşlar. G'nin 4'teki değeri de 5'tir. Soru resmen sürpriz oldu. Yani işlem yaptık yaptık getirdik. A, E neyi anladık işlem yaparak? Fonksiyonun sabit fonksiyon olduğunu anladık. Zaten çözmeden de G2, 5, G'nin 4'üncü, G4'ün değerinin de 5 olduğunu anlamış olduk. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Sanırım son soruya geldik arkadaşlar. Şimdi bakın. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı y'yi fx çarpı fy eşitliği sağlanmaktadır diyor. F4'ü 3 vermiş. F'in türevinde 0'ı 4 vermiş. F'in türevinde 4'ü soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle fx artı y, f'in içerisinde x artı y toplamlı ifadeler vermişse ve türev sorusuysa, ifadelerin türevleri verilmişse size sorulan şey de f türev 4 ya, fonksiyonun 4'teki türevinin limitin haçlı türevinin tanımından f'in 4'teki türevini elde etmeye çalışacağız. Bakın bu ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? Limit h 0'a giderken f 4 artı h eksi f 4 bölü h yazdım. Şimdi f 4 artı h'ı da şuradan elde etsem nasıl olur arkadaşlar? Ne diyeceğim ben buna? F 4 artı h'ı şuraya yazayım. F 4 artı h nedir o? F 4 artı f h'tır. Bu soruda bir şey daha yapmanız lazım arkadaşlar. O şurada f 4 var ya, f 4'ü de yine bunu kullanacağım. F 4'ü ben F4 artı F'in içerisinde 4 artı 0 yazsam F4 demek. Bunda F4 çarpı F0 yazsam olmaz mı? Çünkü nedir? F4 artı 0 burada X yerine 4, Y yerine 0 yazmış bulduk. Şu eşitlikleri arkadaşlar götürüp limit ifadesinde yerine yazacağım. Bakın. Limit. H 0'a giderken F4 artı H neye eşitti? F4 artı H şuydu. F4. F4 artı FH'tı. Pardon artı değil, orası çarpı ya. Nereden çıktı? Burası çarpı arkadaşlar. Evet birçoğunuz tabii şimdi seyrederken hocam hocam yanlış gidiyor, yanlış yapıldı hocam dediniz, ben duymadım tabii. Evet arkadaşlar şimdi düzelttik. F4 çarpı FH. Geldim eksi. F4'ün yerine ne yazacağız arkadaşlar? F4'ü ben 4 artı 0 şeklinde yazdım. F4 çarpı F0 yazdım. Bölü h. Arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi paranteze alacağım. Limit h sıfıra giderken f4 parantezini alıyorum. F4 parantezinde fh eksi f0 bölü h. Arkadaşlar iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Bakın burada şöyle bir şey yapacağım. F'in 4'teki türevini ben size şöyle yazsam, haşlı olarak bunu şöyle yazsam olur mu? Limit. F'in 0'daki türevi pardon. Limit h 0'a giderken f 0 artı h eksi f 0 bölü h. Bu ifade f türev 0 demek değil mi? Soruda da o nerede var biliyor musunuz? Bakın şurada var. Limitli olarak şöyle şurada var. Yani şu f4'ü de başa çarpan olarak alırsanız f4 çarpı limit h 0'a giderken fh eksi f0 bölü h. Ha, f4 kaç arkadaşlar soruda? F4'ü 3 vermiş. Burası 3. Çarpı limit h 0'a giderken fh eksi f0 bölü h da f türev 0 demek. Öyle değil mi? Şu ifadenin ben size f türev 0 olduğunu gösterdim. F türev 0'ın değerini de soruda vermiş bize. 4 vermiş. 3 çarpı 4'ten ne buldum? 12. Bakın bu el yaptığım limit neydi aslında arkadaşlar? F türev 4. Erdem ekrana geleyim de tekrar böyle uzun uzun bir daha anlatayım. Yaptığım şey şu. Bize F türev 4 sorulmuştu ya. F türev 4 de
türevin haşlı limit tanımını yazdım. H sıfıra giderken 4 artı h eksi f4 bölü h. Şimdi buradaki hem 4 artı h'ı hem de 4'ü şu fx artı y'de yerine yazdım. 4 artı h'ı yazdım, bakın 4 artı h'ı f4 çarpı fh biçiminde yaptım. F4'ü de 4 artı 0 şeklinde yazdım. Onu da f4 çarpı f0 dedim. Bu iki eşitliği de getirdim. Şu f4 artı h yerine f4 çarpı fh eksi f4 yerine de f4 çarpı f0 yazdım arkadaşlar. Bölü h. Buradan şimdi bakın soruda bir de f türev 0 vermiş. Bunu nerede kullanacağız? Aslında o yazmış olduğumuz ifadelerde f4 parantezini alınca f türev 0'ın h'lı tanımı geldi. F türev 0'ın h'lı tanımı da h0'a giderken f0 artı h eksi f0 bölü h. Bu ifadede bakın burada geldi. 0 artı h, burada 0 yazmamışız. Zaten fh eksi f0 bölü h. Bu ifade ne demek? Şu kırmızıyla bakın yuvarlak için aldığım ifade. F türev 0 demek. Bir de f4 vardı. F4'ü biliyoruz 3. F türev 0'ı da biliyoruz 4. Bu ikisinin çarpımı bize f'in 4'teki türevinin değerini verdi. Hocam ben bunu başka çözer miydim? Çözerdin. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Fx artı y eşittir fx çarpı fy'de. Arkadaşlar her iki tarafın x'e göre türevini alırsanız çözebilirsiniz arkadaşlar. X'e göre türevini alıp yerine yazarsanız da kısa çıkar. Ama bakın ben ısrarla fonksiyonun haşlı limit tanımını kullanıyorum. Bir önceki soruda da kullandım. Burada da kullandım. Sınavda soru olarak gelirse diye, ki geçmiş yıllarda geldi, birkaç yıldır gelmiyor. Sınavda soru olarak gelirse diye arkadaşlar ısrarla türevin limitli tanımının üzerinde duruyorum. Evet, türev alma kurallarına ilişkin soru çözümlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste türevin geometrik yorumuna başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalı arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı büyütmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.